Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de Mavi Bilge'yi dinliyorsunuz. Stüdyomuzdaki konuklarımızla bugün elektronik atıklar konusunu konuşacağız. Bu konuda çok güzel, çok örnek bir çalışmayı anlatmaya çalışacağız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Gençlik Birimi Başkanı Erencan Çam bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ve Evciler Kimya Proje Yönetimi ve Kurumsal İlişkiler Uzmanı Sayın Ozan Kayağan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz elektronik atıkla ilgili olarak konuşacağız dedik. Bu konuda sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Telefonumuz 444-2401, 444-2401 Ankara Radyosu için bir rakamını tuşluyorsunuz. Elektronik posta adresimiz ise mavibilye@trt.net.tr, mavibilye@trt.net.tr. Şimdi çok güzel bir birliktelik örneği göstererek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Evciler Kimya bir araya gelip bir güzel çalışmaya imza attılar. Önce bu nasıl başladı, nereden başladı, kim kime ulaştı, bu konudaki bilgileri öğrenelim. Şu şekilde başladı. Evciler olarak biz ilk önce Mayıs ayında ODTÜ yararına bir elektronik atık toplama kampanyası gerçekleştirmiştik Ankara'da. Evet. Ve 7,5 ton civarında bir atık toplamıştık. Bu bize cesaret verdi açıkçası. Sadece ODTÜ'den topladınız. ODTÜ yararına tüm Ankara'da alışveriş merkezlerinde standlar açarak böyle bir rakama ulaştık. Bu bize cesaret verdi. Bu projeyi ne kadar büyütebiliriz diye düşündük. 3 büyük şehirde birden hayata geçirelim dedik. 3 büyük şehirde birden güçlü organizasyona sahip olan ve özellikle öğrencilerin okuması gibi gerçekten de çok keyifli bir hedefe sahip bir dernekle bir araya gelelim diye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile görüşmelere başladık. Bunun sonunda da Eylül 15 itibariyle 5 hafta boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da 15 farklı alışveriş merkezinde eş zamanlı olarak standlar açtık. Ankara ve İzmir'de ayrıca bize ulaşan değerli, duyarlı vatandaşlarımızın bağışlarını da evlerinden toplamak kaydıyla elektronik atıkları topladık. Hı hı. Tam bayram geldi, projeyi sona erdirelim diyorduk. Bir alışveriş merkezi grubu bunu duymuş ve İstanbul, İzmir ve Ankara'daki alışveriş merkezlerini hadi bir ayda bizimle çalışın diye bize tekrar önerdiler. Böyle bir teklifi reddetmek mümkün değildi. Kasım ayı boyunca da yine alışveriş merkezlerindeki standlarımızda elektronik atık bağışlarını kabul ettik. Daha sonrasında da Kasım ayı sonu itibariyle projemizi 14 ton elektronik atık toplayarak tamamladık. Şimdi sevgili Eren, özellikle bu noktada Çağdaş Yaşam'ın her zaman olduğu gibi eğitime verdiği katkıyı bir tarafa koymamak gerekiyor ve eğitim adına yaptığı pek çok çalışma var. Hiç elektronik atıkla eğitimi yan yana düşünmediniz herhalde, değil mi bugüne kesinlikle, kadar? Kesinlikle. Neler hissettiniz, neler yaşadınız bu süreçte? Proje bana ilk önce mail olarak geldiğinde proje inceleme fırsatı buldum ve gerçekten çok beğendim çünkü çok anlamlı bir projeydi. Hı-hı. Hem çevreye duyarlı bir derneğin bu şekilde çalışmaya katılmasına çok sevindim. Yani şahsen çalışmak da beni çok heyecanlandırdı. Fırsat buldukça ben de standlara bizzat giderek Ozan Bey'le beraber standa görev aldım. Derneğimizde de proje çok beğenildi. Ve zaten dernek üyelerimiz hemen mesaj gönderdik onlara ve onların bağışları hemen toparlanmaya başladı. Ayrıca böyle gerçekten heyecanlandılar çünkü farklı sorular geldi. Acaba bunları nasıl dönüştürüyorlar? Hani daha başka neler olabilir? Proje devam edecek mi? Hani nasıl bir yardımda bulunabilirler? Çünkü şöyle bir şey olmuş. Komşularına dahi haber verip komşularını böyle artık örgütlemişler diyeyim bu konuda, bağış yapma konusunda. Harika bir bizim için proje oldu ve çok güzel bir zaman geçirdik projeyle. Evet, şimdi aslında söz konusu bu projede 14 ton atık dediniz, elektronik atık. Bu demek ki elektronik atık olarak düşündüğümüz şeyi artık biz pilin ötesine taşımayı başarmışız. Öyle mi? Çok değil. Değil mi? Açık konuşmak gerekirse. Şimdi Türkiye'de geçenlerde düzenlenen bir sempozyum vardı. Evet. Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre 539 bin ton elektronik atık Türkiye'de yılda oluşuyor. Hı hı. Bunun sadece %10 civarı lisanslı firmalarda elektronik atık geri dönüşüm merkezlerine ulaşıyor ve düzgün bir şekilde geri dönüştürülüyor. 500 ne kadar? 539 bin ton. 539 bin ton. Evet. Siz bu kampanya kapsamında 14 ton topladınız. 14 ton. Evet. Oluşan bu, toplanan bu. Yani rakamlar çok farklı. Büyük arada uçurumlar var.
Tabii bir de bu oluşan 539 bin ton elektronik atık direkt olarak nereye gidiyor, ne yapıyoruz? Bunun da çok izini süremiyoruz. Bu işin bir hurdacılar ayağı var, kayıt dışı kısmı var. Veya evlerde oluşup evlerden hiç çıkmadığına dair de benim kişisel bir inancım var açık konuşmak Bir gerekirse. gün belki lazım olur Ozan Bey, niye öyle diyorsunuz? Çok doğru söylüyorsunuz. Hepimiz tonlarca samanı saklayalım ve zamanını bekleyelim. Lakin artık kabul etmemiz lazım. Bu çağda hiçbirimizin o samanlara ihtiyacı yok. Evet. İnsan hayatında samanın yeri kalmadı, saklamanın bir anlamı da yok. Evinize farklı bir gözle bakmadığınız sürece kesinlikle evinizde elektronik atık olup olmadığını bilmiyorsunuz. Şimdi evsel atık dediğimiz konu genellikle çöp tenekesiyle ilişkilendirilir. İşte ambalaj atığıdır ya da atık yağdır. Zaten kullanılmayacaktır. Ama elektronik atık bu değil. Yani bitmiş pilin bir adım ötesini düşünmediğiniz sürece elektronik atığı göremezsiniz. Bir kenarda duran kablolardan tutun da hani bir gün ihtiyaç olacaktır da Evet. aslında her cihazın içinden kendi kablosu tekrar çıktığı için onlar sadece birikmeye devam eder. Kullanmadığınız küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, eski bilgisayarlar, bilgisayarların çevre birimleri, mouse'lar, printer'lar, klavyeler, bozuk masa lambaları, eski dijital saatler, çok çok eski video kameralar. Evet. Ve mutfağa geçmedik Daha daha. mutfağa geçmedik bile. İşte bütün bunlar hepimizin evlerini bir elektronik atık mezarlığına dönüştürüyor. Bu cihazlarla artık eğer çok özel bir anısı yok ise vedalaşmanın vakti geldi. Düzgün bir şekilde vedalaşmanın. Çünkü Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir kaynağı evimizde tutuyoruz. Nasıl bir kaynağı? Bu cihazlar %95, %98 oranında geri kazanılabiliyor. Yani plastiği kullanılıyor, içindeki metali kullanılıyor, alüminyumu kullanılıyor ve tabii ki bir de normal olarak çöpe atmamamız gerekiyor. Çünkü standart bir çöplük içerisinde hava koşullarıyla yıprandıktan sonra içerdikleri ağır metaller, kurşun, cıva eğer toprağa karışırsa bunun geri dönüşü, temizlenmesi çok çok zor. 14 ton atık topladık. Bunun tabii ki bir maddi değeri oldu ama beni çok heyecanlandıran, çok keyif veren esas önemli kısmı şuydu. Bu 14 ton atık içerisinde doğaya karışmasını engellediğimiz kurşun miktarı Konya Ovası'nı tarım açısından kullanılmaz hale getirecek miktardaydı. O kadar çok kurşun vardı. Zehirli bir aslında tabii alaşım söz konusu madde. Evet. Gerçekte bu elektronik atıkların hemen hepsinin içinde zaten bu maddeler var. Var. Dolayısıyla bunların diğer çöplerle karıştırılmaması gerekliliğinin üzerinde o nedenle duruyorsunuz. Ayrı bir şekilde mutlaka Kesinlikle. çöpe atılması lazım. Ama çöp dediğimizde işte bu tür kampanyalarla geri dönüşüm kuruluşlarına gidebilecek nitelikte olması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Bir de tabii bu konuda yayınlanmış olan yönetmelik var. 2013 Mayıs ayı itibariyle nüfusu 400 bin ve üzeri olan belediyeler elektronik atıkları ayrı bir şekilde toplamak veya toplatmakla yükümlü hale geliyor. Yani Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Bunun ön hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Fakat kaybedecek zamanımız aslında yok. Kritik olan nokta şu. Evinize farklı bir gözle baktığınızda göreceksiniz ki orada evinizde boşu boşuna duran, yer kaplayan, kullanmadığınız birçok cihaz söz konusu. Herhangi bir elektrikle çalışan cihazın fişi prize ne kadar uzaksa, yani ne kadar az onu prize takıyorsanız, cihazın kendisi elektronik atık olmaya o kadar yakındır. Zaten uzun süre kullanılmayan şey de galiba artık bozulmuş gibi oluyor, değil mi? O da Tabii. kendine gelemiyor. Doğru. Yıllar sonra aklınıza geliyor, şurada bir şey vardı, ben bunu kullanayım diyorsunuz, çalışmıyor zaten. Şimdi Ozan Bey ile standlarda zaman zaman beraber olduğunuzu söyledin Evet. sevgili Eren. Hiç karşılaştığın bu işte elektronik atıklarını bağışlayan kişilerden ilginç bazı yorumlar oldu mu? Çağdaş yaşamla olsun ya da sistemin içinde işleyişiyle dönüşüyle ilgili olsun, ilginç durumlarla karşı karşıya kaldınız mı? Özellikle ev hanımlarının projeye ilgisi çok fazlaydı. Elektronik atıklarınızı evlerinizden topluyorlar dediğim zaman gözleri parladı. Daha sonunda kurtuluyoruz demek. Artık onlar için bir fırsattı bu. Artık eski televizyonu değiştirebilecekti. Öyle görenler de çoktu. Hatta böyle ufak tefek sürtüşmeler oluyordu karı koca arasında ama çok sempatikti tabii onlar. Ayrıca projenin bazen böyle gerçekten bu konuda çalışmış daha önce uzman kişilerle karşılaşıyorduk. Ziraat mühendisleri mesela o kendi çevre konusunda hani düşüncelerini söylüyordu. Gerçekten çok yararlı diye. Bunlar gerçekten güzeldi. Biraz üzücü olan
Benim yaş grubum, gençlerin çok ilgisi yoktu projeye. Hani en azından nasıl bir proje diye gelip sorma olayını hiç düşünmediler. Ama dediğim gibi ev hanımları ağırlıklı olarak, onlar bizi yalnız bırakmadılar. Standlarda ağırlıklı olarak onlarla çalıştık, onlarla sohbet ettik bu konuda. Ama Peki. insanların bir ilgisi arttı bu konuda iyice. Yani orada gördükleri zaman yolunu çevirdiler. Yani alışveriş yapmaktan başka bilgilenmek için geldiler. Bu önemli bir şeydi. Burada bir şey var dediler ve Kesinlikle. bilgilenmek Ya istediler. farkındalık yaratılabildi. Evet, bu önemli tabii. Yani bunun sürekliliği demek bu. Kesinlikle. Şimdi bu kampanya bitti ama bu tür kampanyalara açık olan bir sivil toplum örgütüsünüz, Tabii bir ki. eğitim kurumusunuz. Kurumlaştınız çünkü siz artık. Yıllardan beri bu hizmeti veriyorsunuz. Devam edecek mi? Bu tür işbirliklerine açıksınız da sanıyorum. Tabii ki yıl boyunca da evciler şirketiyle bu şekilde bir çalışmamız olacak. Hani şu anki projenin önceki proje kadar aktif bir halde değil ama yıl boyunca yine bağışlar ÇED'de adına da toplanacak. Ama bizim evsel atıklara da bir çabamız var. Onları geri dönüşümle alakalı çalışmamız var. En basitinden şöyle diyeyim. Ankara şubesinde bizim ayrı ayrı kutularımız var. Biz şu anda bile yıllardır hatta şeyi ayırıyoruz. Atıkları ayırıyoruz. Oradaki gençlerin, üniversite bursiyer gençlerin, gönüllü gençlerin oraya gelip onları görmesi bile bir aslında bunun eğitimi oluyor. Derneğin içinde bir heyecan oluyor. Yine pilleri ayırıyoruz. Hani bu şekilde bizim devamlı bir çalışmamız oluyor. Evet, Ama süreklilik arz eden çalışmalarınız ve projeleriniz var. tabii ki ama böyle projeler olduğu zaman tabii ki her zaman çalışmak isteriz. Böyle projeler çok iyi çünkü. Bu proje başından itibaren yenilikleri de ortaya koydu tabii. Yani mesela senin de ilgini çeken durumlar, senin de öğrendiğin bazı Tabii ki. noktalar ortaya çıktı değil mi? Önemli bir proje bu anlamda. Siz bunları alıyorsunuz. Aldıktan sonra hani dediniz ya Ozan Bey, bu kadar 539 bin ton elektronik Evet. atık var. Ama işte bunların yüzde ancak 10'u ya da 20'si mi o kadar? Yok. En iyi ihtimalle %10'udur tüm Türkiye'de %10'u. düzgün bir şekilde geri dönüştürülen miktara baktığınızda. Çünkü Türkiye'nin en büyük tesisi firmamıza ait. 10 bin ton yıllık kapasitesi var. Ve biz bu tesiste %75, %80 civarında bir doluluk oranıyla çalışıyoruz. Türkiye'nin bir numarasının geri dönüştürebildiği miktar 8 bin, 9 bin ton ise geri kalanını siz hesaplayın. Aslında tabii siz bunları yaparken mesela alıp sadece herhangi bir yere ulaştırmıyorsunuz. Bunu Hayır. parçalıyordunuz değil Tabii mi? ki. Tabii ki. Nesi var, nesi yok, hepsini ortaya çıkarıyordunuz. Kocaman bir blender düşünün Dina. Hep bu cümleyi kullanırım. Evet. Elektronik atıklarımızı bunun içine atarız, paramparça ederiz ve daha sonra da kullanılabilir kısımları. Neler bunlar? Plastiğini ayırırız, daha sonra metallerini ayırırız. Tabii bu arada bahsetmiş olduğum üzere bu çevreye zarar veren ve gerçekten kesinlikle doğaya karışmaması gereken ağır metaller var. Bu konuda biz her şeyi A'sından Z'sine yapıyor değiliz. Yani komple bir tesis değiliz. Çözüm ortaklarımız var. Zehirli atıklarda bertaraf edilmesi için İzaydaş'a gönderiyoruz. Evet. Bize piller geliyor. Pillerle ilgili bir çalışmamız yok. Biz ara depolama tesisiyiz. Taşınabilir pil derneği, TAP'la çalışıyoruz. Oraya gönderiyoruz. Ama önemli olan şu. Bize geldiğinde emin olun doğaya karışmıyor. Evet. Bize geldiğinde emin olun içerdiği kaynaklar Türkiye'ye geri dönüyor. Ve bize geldiğinde emin olun Türkiye'de ilkin altına imza atıp sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Türkiye'nin öz kaynaklarının ötesinde topluma geri dönüşü oluyor. Yani standart bir geri dönüşümü aynı zamanda yarının gençleri için de bir geri dönüş ya da bir yeniden başlayış haline getirebilmek için uğraşıyoruz. Bu konuda birden fazla çalışmalarımız var. Neler yapıyor bu insanlar diye merak eden dinleyicilerimiz olabilir. İzninizle yardımseveratıklar.org. Tabii ki bunu İngilizce karakterlerle yazmak gerekiyor. Yardımseveratıklar.org sitesine. Siz Türkçe'yi yeni öğrendiniz galiba. Galiba. bu siteye girildiğinde biz bu yardımsever atıklar olarak neleri hedefliyoruz? Neler yapmaya çalışıyoruz? Kimlerle çalışıyoruz? Bütün bunlarla ilgili görselleri, detayları, her şeye ulaşabilirler. Ayrıca buradan bize akıllarına gelen akıl akıldan üstündür projelerini iletebilirler. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için mail adreslerini vererek bültenlerimize abone olabilirler. Çok güzel. Elimizden geldiğince her türlü ortamı sizlerin sayesinde radyoları, sanal ortamda da sosyal medyayı olsun, web sitelerini olsun kullanarak bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü elektronik atıklar yarının en büyük sorunu. Bugün sorun değil gibi gözüküyorsa tek sebebi
biz doğru şekilde bakmıyoruz. Evet, o konudaki bir algıya sahip olmadığımız için belki de. Bu arada Ankara'dan bir dinleyicimiz Gülçin Hanım aramış ve demiş ki kullanmadığımız elektronik aletleri nereye ulaştırmalıyız? İşte asıl kritik soru burada. Evet, şimdi lütfen. evlerimizde var kablolar dediğiniz, sözünü ettiğiniz, eski kullanmadığımız. Artık o televizyonlar küçük ama ne kadar hantal, şimdi yeni çıkan o incecik televizyonların yanında büyük Tabii ekran. ki. Gerçekten onları hala evlerimizde tutuyoruz. Çoğunu açmıyoruz bile artık. Dönüp bakmıyoruz bile. Sadece tozunu alıyoruz Doğru. belki, o kadar. Dolayısıyla çok fazla var ve nereye ulaştıracağını, işte bu tür kampanyalar olursa biliyor insanlar, öğreniyor. Ama kampanya olmazsa, bu konuda da özel bir merakı yoksa nereye ulaştıracağını bilmiyor. Şöyle söyleyeyim. Ankara ve İzmir'de biz evciler olarak evlerindeki bu tür atıkların düzgün bir şekilde geri kazanılmasını isteyen duyarlı vatandaşlarımıza evlerinden toplama noktasında hizmet veriyoruz. Bize ulaşsınlar ve ulaştıktan sonra arkadaşlarımız önce iletişim bilgilerini, adreslerini alacaklar ve daha sonrasında da o bölgeye aracımız gitmeden bir gün önce kendileri aranacak. Müsaitseniz yarın gelip alıyoruz denecek, randevulaşılacak. Ama bu hangi kentler için? Şu an için sadece Ankara ve İzmir'de Ankara sunabildiğimiz ve bir İzmir. hizmet. Evet. İki tane seçenek var. Ankara ve İzmir'de bize 0800-314-0016'dan ulaşabilirler. Ki bu 0800'lü hattımız ücretsiz olup, ücretsiz olduğu için cep telefonlarından aranamıyor. Evet. Lütfen bir ev telefonundan, bir sabit hattan 0800-314-0016'dan bize ulaşın. Ve arkadaşlarımız zaten telefonlarınızı bekliyorlar, adresinizi almak üzere. İkinci bir nokta, dediğim gibi Mayıs ayından itibaren belediyelerde özellikle nüfusu 400 binin üzerinde olan belediyeler bir şekilde bu atıkları toplamak ya da toplatmakla yükümlü durumda yayınlanan, bu sene Mayıs ayında yayınlanan yönetmeliğin getirdiği bir zorunluluk bu. Evet. Tabii ne şekilde ilerlenecek bilmiyoruz şu an için. Tabii aslında talep ederseniz ortaya çıkıyor. Mesela tabii. Böyle bir taleple hiç siz karşılaşıyor muydunuz çağdaş yaşam olarak gittiğiniz yerlerde? Şunu da dikkate alın, dikkate getirin ya da şöyle kampanyalar olsun. Bu olmasa bile başka açılardan çevreyi düşünen çeşitli projeler geliştirmeniz için hiç size yaklaşım sunan oldu mu? Elektronik atık olarak baktığımızda böyle bir şey olmadı ama çevreye duyarlı projeler tabii ki oldu. Mesela Nisan ayının başında, Mart ayının sonuna doğru bir şey yapacağız. Ağaç dikeceğiz. Tüfen Saylan Ormanı Ankara'da. Zaman zaman böyle yıllık çalışmalarımız oluyordu, periyodik çalışmalar. Tabii çevreye duyarlı şekilde projeler her zaman talep ediliyor üyelerimiz tarafından. Ankara Şubesi'nde de biz gençler olarak böyle bir proje hazırlamıştık. Zaten Ozan Bey'in Evciler Şirketi'nin projesi geldiği zaman heyecanlanmamın bir nedeni de oydu. Bizim projemizle birebir bağlantılıydı. Ozan Bey şu anda altyapısını oluşturmak için uğraşıyor. Gerçekten bir okyanus var. Elektronik atık okyanusu ve bardak bardak da olsa bir şekilde alıp onları kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii çünkü su kirleniyor, toprak kirleniyor, hava kirleniyor, her şey Kesinlikle. kirleniyor gerçekten. Kesinlikle. Biz de bunun temeline inmeyi hedefliyorduk ve çocuklara yönelik, ilkokul çocuklarına yönelik bir proje yapmak istiyorduk uygulamalı eğitim yoluyla. Bu iki proje birbirine çok yakın ve birleşebilir. Bu da bize yine bir üniversite hocasından geldi proje. Bu nedenle dediğim gibi üyelerimizden talepler var. Şöyle bir şey yapabilir miyiz, şöyle bir farkındalık yaratabilir miyiz diye talepler var. Evet, aslında bu talepler devam ettiği müddetçe, hani kişinin algısı, bilinç düzeyi ve farkındalığı arttığı müddetçe bu konulara, mesela yönetmelik hazırlanmış, Mayıs'ta yürürlüğe girmiş, yayınlanmış. Evet. Ve bizim çoğumuzun yönetmelikten belki haberimiz olmayabilir. Ama yönetmeliği biliyor, daha doğrusu bu konuya ilgi duyuyorsak yönetmeliği de biliyoruz ve nasıl bir yol izlememiz gerektiği de ortaya çıkıyor. Daha önceki bir programımızda elektronik atıklarla ilgili, örneğin zorunlu olarak diyelim ki beyaz eşya aldığınız firma size getirdiği eşyanın eskisini almakla yükümlüymüş. Doğru. Ama sadece aldığınız zaman da değil, bu bitti ben bunu kullanmıyorum dediğinizde, ulaştığınızda gene almaları gerekiyormuş. İşte bütün bunlar kullanımla, yaygınlaşmayla ve farkındalıkla artacak. Kesinlikle farkındalık elektronik atıklar için olası en anahtar kelime sanırım. Burada kendisine teşekkürlerimi iletmeden geçemeyeceğim. Hürriyet gazetesi yazarlarından Yonca Tokbaş'la mailleşirken yaptıklarımızı kendisiyle paylaştığımda siz geleceği temizliyorsunuz demişti. Evet. Ve yardımsever atıklarda bu sloganla yola çıktı. Geleceği temizliyoruz. Geleceği temizlemek gibi kocaman bir iddiaya sahipseniz gençleri bu işin dışında tutmanız mümkün değil. Bu yüzden
Mümkün olduğunca çok okulla görüşerek, yine Ankara'da olsun, İzmir'de olsun, İstanbul'da olsun, devlet okulları olsun, kolejler olsun, hiçbir beklentimiz olmadan elektronik atık nedir? Bunu konuşuyoruz. Ve inanır mısınız, bazen bir ilköğretim okuluna gittiğimizde aldığımız cevaplar, bir liseye gittiğimizde aldığımız cevaplardan çok daha şaşırtıcı. Öyle mi? Bu konuda pil cevabının ötesine geçebilen 8 yaşında, 9 yaşında pırıl pırıl çocuklarımız var. Evet. Bu anlamda o çocuklar için de geleceği tertemiz tutmak zorundayız. Bunu hücrelerimizde hissettiğimizi, firma olarak bu sosyal sorumluluk, sahip olduğumuz sosyal sorumluluk bilincine eklemek, bir ek olarak hücrelerimizde hissettiğimizi iletmek isterim kesinlikle. Evet, aslında sözünü ettiğiniz bu konu mimari tasarıma kadar gidiyor. Mesela evlerimizde çok eski binalarda odaya girdiğinizde bir tane priz bulursunuz. Dolayısıyla da çok sayıda uzatma kablosu almanız gerekir. Doğru. Ve onlar evin içinde sadece kablo vardır. Çocuk çoluk takılmasın diye çok uğraşırsınız. Onları gözden kaybetmeye çalışırsınız ama gene de istediğiniz kadar da başarılı olamayabilirsiniz. Muhakkak. Bunların çoğu da elektronik atık adayıdır zaten. İşiniz ne zaman biterse bunlar hala çekmecelerde, dolaplarda kalmaya devam eder. İşimiz çok zor aslında, değil mi? İnsan olarak, insanlık olarak hem ödevlerimiz çok, hem haklarımızı bilmemiz gerekiyor, hem de izlememiz yolun doğru olması gerekiyor. Biraz sıkıntılı da bir durum. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki doğruyla gerçek nadir olarak örtüşüyor. Doğru olan ne? Daha az tüketelim, daha çok geri dönüşüm, bunun üzerine eğilelim. Daha bilinçli tüketiciler olalım. Gerçek olan ne? Elektronik cihazlar karizmamızın ayrılmaz bir parçası. Yeni Her yeni modelle çıktı karizmamızı yenilememiz gerekiyor. ama. Doğruluğundan bahsetmiyorum, gerçekliğinden bahsediyorum. Yani yeni girilen bir ortamda insanların kendilerini ifade ettikleri şeylerden bir tanesidir cep telefonu. Araba anahtarının yanında şak diye masanın üzerine bırakılır. Evet. Bunun keşke yapsak yapmasak kısmı benim uzmanlığımın çok dışında farklı düzeyde sosyologlar, psikologlar, psikiyatristler tarafından belki tartışılması gereken bir konu. Oraya girmeyeceğim. Evet, Ama bu yapılıyorsa bari eskilerini geri kazanalım. evet. Ben oradan olsun, zarar neresinden dönse kârdayız anlamında. Şu kullanılmayan elektronik cihazları artık evlerden çıkaralım ve düzgün bir şekilde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kaynaklar haline getirelim. Evet, aslında umarız öyledir. Sosyal sorumluluk alanında yapılan her işte mutlaka siz bir adım önde, pek çoğunu geride bırakıp bu işin içinde olduğunuzu gösteriyorsunuz. Ve aslında teknik anlamda elektronik sizin nedir bir uzmanlığınız? Ben biyoloji mezunuyum. Biyoloji mezunusunuz Evet. ama müthiş bir felsefeye sahipsiniz. Çok Filozofça teşekkürler. düşünüyorsunuz. Değil mi sevgili Eren? Öyle Tabii de bir ki, tabii ki. yaklaşımı var. Dolayısıyla böyle bir bakış açısına sahip olarak olayları çevreci bir düşünceyle birleştirmek çok daha anlamlı hale geliyor. Elektronik atıklar günümüzün çok önemli bir sorunu. Eğitim de öyle. Umarız her ikisinin bu güzel birlikteliği devam eder. Daha uzun yıllar verimli bir sonuç elde edilir. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Teşekkür Eren ederim. Cam Çam. Ne kadar güzel bir isim. Eren Cam Kesinlikle. Çam. Ve size de çok teşekkür ediyoruz. Şahsınızda, firmanızda da Sayın Ozan Kayağan. Çok Dilinize teşekkür ederim. sağlık. Kolay gelsin diyelim bundan Sağ olun. sonraki çalışmalarınız için de. Sevgili dinleyicilerimiz, artık programımızı özellikle 2013 yılında yayın saati dolayısıyla da bir hatırlatmamız olacağı için birazcık daha erken tanıtalım ve söz konusu konuklarımızla da vedalaşalım. Program yapımcımız Funda Celosun, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek ve ben Hafize Okan. Haftaya görüşmek üzere Mavi Bilye'de diyelim. Hoşçakalınız. Ülkenin gelişmişliği eğitim ve sağlık alanında olduğu kadar çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara da bağlıdır. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için haydi el ele. Müzik
Mavi